Merhaba sevgili Arsin Haber takipçilerimiz. Bugün Arsin'de yerel seçimlere doğru adlı programımızın 3. program konuğumuz Sayın Abdülkerim Özdemir Beyefendi aramızda. Kendisine dönmeden önce başkanımız öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayıp stüdyolarımıza kadar geldiğinden dolayı. Ve sizlere kısa bir hatırlatmakta bulunmak istiyorum sevgili izleyenlerimiz. Şu anda ekranlarınızın alt kısmında da görünüyor ve bizleri Facebook ve Twitter sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Hoş bulduk. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Arsin'de gerçekten halkın sesi, halkın vicdanı olarak ortaya çıktınız. Arsin'de ne oluyor, ne bitiyor? İnsanlar bunu Arsin Haber'den öğreniyor. Böyle bir eksikliği doldurduğunuz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Başkanım, kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Abdülkerim Özdemir. 1972 Arsin Yolüstü köyünde doğdum, 1972 yılında. İlk öğrenimi Arsin Yolüstü köyünde yaptım. İmam Hatip Lisesi'ne Araklı'da başladım ve orada biterdim. Ondan sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. Süresi içerisinde fakültemizi bitirdikten sonra 2,5 yıl kadar Rize'de öğretmenlik yaptım. Daha sonra bir vesileyle Avrupa'ya gittik. Avrupa'da yaklaşık 10 yıl kadar kaldım. Orada da değişik görevlerde bulundum. 2008 yılında tekrar Türkiye'ye tercihen Arsin'e döndüm. Arsin'de inşaat işi ve ticaretle uğraşmaktayım. Ve sizin aranızdayım. Peki başkanım. Aday adaylığınız nasıl gelişti başkanım? Ve bu süreç nasıl gidiyor? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye'de son 10 yılda yani Başbakanımızın sahneye çıkmasından sonra müthiş fırtınalar esmeye başladı. Olumlu yönde gelişmeler var. Çok müthiş gelişmeler oluyor. Arsin bu gelişmeden çok faydalanamıyordu. Biz zaman zaman bunun neden Arsin'de bu gelişmeleri kaydedemiyoruz, neden bu kadar gelişme Türkiye'de her yerde varken Arsin'de tam anlamıyla bundan faydalanamıyoruz diye düşündük. Eksiklikleri gördük. Tespit ettik. Bu eksikliklerin nasıl çözüm sürecinde çözüleceğini de araştırdık. Kendimizce yetkililere bunu da bildirdik. Ama baktık ki arzuladığımız süreç gelişmiyor. Dolayısıyla sahaya kendimizi inmek zorunda kaldık. Peki başkanım, eksiklik gördüğünüzü söylüyorsunuz. Nasıl bir eksiklikler var ilçemizde? Şimdi bir defa yönetim anlamında büyük bir eksiklik var. Yani Türkiye'de esen rüzgarı Arsin'e getiremiyoruz bir türlü. Dolayısıyla yönetimi halka yayamıyoruz. Eğer bu nasıl eksiklikler var diye soruyorsanız, çarşıya indiğimizde bunları görme imkanımız var. Diyalog eksikliğimiz var. Halkın yönetime katılmama eksikliği var. Yönetimle halkın bütünleşmeme eksikliği var. Ama bunları sayarsak projelerimize girmemiz lazım. Belki onlara girip burada ne tür eksiklikler var, nasıl çözümler yapacağız, bunları konuşmak belki daha doğru olabilir. Peki başkanım, olasılık durumunda Arsin'de belediye başkanı oldunuz. Evet. İlk olarak yapmak istediğiniz nedir? Arsin'de neler yapabilirsiniz? Şimdi Allah nasip ederse biz bir gün burada belediye başkanı olursak, ki bizim böyle bir idealimiz yok, bir koltuk sevdamız yok. Ama Arsin'de buna böyle bir ihtiyaç varsa biz elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuz için buradayız. Süreç içerisinde arkadaşlarımızdan herhangi biri bu görevi üstlenirse elimizdeki projeleri de ona getirmeye hazırız. Arsin'de neler yapabiliriz? Önce onları söyleyelim. Birinci hedefimiz rutinin dışına çıkmaktır. Yani gelişi güzel Arsin'de yürütülen belediyecilik anlayışının dışına çıkmaktır. Büyük şehirle birlikte AK Parti'nin estirmiş olduğu rüzgarı ilçemize getirmemiz gerekir. Bütün Arsinlileri elini taşın altına koyacak ne görev yapabilirim Arsin'de, benim yapabileceğim ne vardır diye düşünmelerini ve onlarla birlikte hareket etmeyi sağlarız. Dolayısıyla sorun hepimizin sorunu, çözüm de hepimizle birlikte mümkün olacağını bilir ve onları birlikte harekete geçiririz. Yani Arsin'in dinamiklerini Arsinlilerle birlikte harekete geçirip Arsinlilerin sorunlarını çözmeye talibiz. Bu şekilde yola çıkabiliriz. Arsin'de büyük bir imar sorunu var.
Bunu ben bizzat yaşıyor, görüyorum ve hissediyorum. Kesinlikle Artsin'de yeni bir imar yapısı yapılanmalı. Tabandan fazla olmayan, parkıyla, çocuk bahçesiyle, mesafesiyle güzel bir imar planı düzenlemek lazım. Bu Artsin'in en büyük eksiğidir. Şehircilik alanında eğer bir şey yapmak istiyorsanız, Artsin'i köyden kente dönüştürmek istiyorsanız, önce imarla ilgili çalışmalarınızı yapmanız lazım. Bir ikincisine güzel sahilimiz yapıyor. Yapmakta olan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ama Artsin'imizin içinden sahile ulaşma imkanımız yok. Artsin'den geçen Rize-Trabzon sahil yolu maalesef sahil ile yapılacak olan sahil ile Artsin'i birbirinden ayırmaktadır. Yani düşünebiliyor musunuz? Artsin'in içinde herhangi bir engelli vatandaş Trabzon'a gitmek istediğinde bir türlü oraya başkasının yardımı olmadan gidemeyecek. Dolayısıyla en az iki tane engelli asansörü yapıp insanlar karşıdan karşıya geçimlerini, sahilden faydalanmalarını ve gidecekleri yere gitmelerini sağlayacağız. Başka neler yapabiliriz? Güney çevre yolu, bu gereklidir. Artsin'in bunun detaylarına girmiyorum. İşte köylerimizle ilgili organik tarım ve bunları ilçede pazarlayacakları yerler veyahut da internet üzerinden gönderebileceklerimiz alanlar olabilir. Bir de şunu düşünüyorum, bakın mesela Altındere Vadisi Maçka yolu üzerinde orada bir turizm potansiyeli var. Oteller var, ziyaret edilen mekanlar var, tesisler var, bir sürü alan ve istihdam edilen bir sürü insan. Aynı şekilde Uzungöl, aynı şekilde ama bizim elimizde Santa Arabeleri gibi tarihin derinliklerinden gelen inanç turizmine, doğa turizmine açık alanlarımız var. Biz Yanbolu Vadisi'nin en az bir Uzungöl gibi veya efendim Sümela Manastırı gibi bunu tanıtımını yaparak Artsin Belediyesi olarak, Artsin'e oraya organizasyonlar yaparak ve turizm şirketleriyle bağlantılı olarak belki ilerleyen süreçte nasip olursa Artsin Belediyesi'ne ait orada bir sosyal tesis yaparak orayı halkımıza dünyaya mal etmek. Dolayısıyla Artsin'in turizmden alacağı pastayı artırmak mümkün olabilir. Bir de maalesef okullarımızın çevresinde çocuklarımızı etkileyen, zararlı alışkanlıklara alıştıran insanlar ve çocuk başka kötü niyetli insanlar olabilir. Biz okul çevrelerinde etüt merkezleri, insanları kitapla buluşturacak organizasyonları yapabiliriz. Bunlar için paraya da gerek yoktur. Bu bir gönül işidir. Bunları yapabiliriz. Öğrencilerimizi bu şekilde zararlı alışkanlıklardan da uzaklaştırmış oluruz. Rutin olarak yapılacak festivaller olabilir. Bunları yapmamız gerekir. Ben şuna da çok ehemmiyet veriyorum. Artsin sadece Artsin'de yaşayanlardan ibaret değil. Dolayısıyla yıl dışında, yurt dışında yaşayan bizim çok değerli insanlarımız var, büyük değerlerimiz var. O insanların ayağına gidip Artsin'de ne yapabileceklerini, onları önce onur edip darıtmadan Artsin'de ne yapabileceklerini, nasıl katkı sağlayabileceklerini onlardan öğreniriz ve onları da teşvik ederek Artsin'i daha yaşamlı bir kent haline getirmeye çalışırız. Olabilir. Artsin sporu yanında her zaman olacağız. Bunu da söyleyelim. Halkımıza şunu söylemek istiyoruz. Kısa süreli menfaatleri bir kenara bırakalım. Yani bir kamyon çakıl, iki çuval çimento ve benzeri küçük menfaatler için geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini karartacak kararlar vermeyelim. AK Parti genel merkezimiz genelde halka rağmen siyaset yapmamaktadır. Halkımız bilinçli olması gerekir, cesur olması gerekir. Artsin için en faydalı ne olacaksa onu tercih edeceğini beyan ve deklare etmesi lazım. Kamuoyu bu şekilde gelişmelidir diye düşünüyorum. Peki başkanım, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bizleri vakit ve zamanını ayırdığınız için biz ve ekibimiz olarak sizlere çıkmış olduğunuz yolda başarılar diliyoruz. Sağ olun başkanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili Artsin Haber seyircilerimiz, yapmış olduğumuz programın sonuna geldik. Haftaya tekrar bir başka adaya dayımızla birlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.